gündeminde olmayan bir konu tartışılmadı ama tabii bu aşamada bunun ertelenmesi de mümkün olabilirdi. Türkiye'nin özellikle bu krizde arabuluculuğu olmak gibi bir rolü varken sanki bir askeri destek veriyor havası yaratan bir şeyden kaçınması gerekebilirdi. Ama ben bunun bir askeri destek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin asker göndermesi, Türkiye'nin 1-2 bin askerinin Katar'a gitmesi Katar'ın ordusunu güçlendirmeyecek ya da Katar ordusu Suudi Arabistan'a ya da Körfez'e meydan okuyamayacak. Ama esas sorulması gereken Suudi Arabistan eğer Katar'ı ilhak ederse ya da buraya saldırırsa kim devreye girecek ve kim nasıl tepki verecek? Tabii burada Rusya'nın tavrı önemli olabilir, İran'ın tavrı önemli olabilir. O yüzden esas konu bence Türkiye ne yapardan daha çok Suudi Arabistan nereye doğru evriliyor sorusunu sormak lazım. Körfez'i bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Aşağı yukarı 50 milyon nüfusu bir ülkeden, coğrafyadan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin de bakıldığında tabii ki bu Körfez ülkeleri içerisindeki en güçlüsünün de Suudi Arabistan olduğunu yatsımamak lazım. Türkiye ile ekonomik ilişkiler açısından da Suudi Arabistan'ın büyük bir önemi var. Katar'la da çok çok yatırımlar açısından olsun büyük ilişkilerimiz var ama hiçbir devletin Türkiye'de dahil olmak üzere Katar için ya da Suudi Arabistan için hepsini harcama lüksü bulunmadığını söylemek istiyorum. O yüzden bir denge söz konusu ama şunu da hatırlatmak lazım. Katar bir tarafta, diğer tarafta Körfez ülkelerinin bütünü duruyorsa çok dikkatli davranmak gerekiyor. Yani hiçbir devlet Körfez'in tamamen karşısına alarak Katar'ın yanında olmak cesaretini gösteremez. Çünkü hem yatırım hem de ekonomik ilişkiler açısından. Türkiye bu konumunu iyi kullanabilirse yani Müslüman dünyanın Orta Doğu'nun önemli gücü olma konumunu, Amerika ile Batı ile ilişkilerini hatta Rusya ile ilişkilerini ve özellikle de İran'la da hassas dengeleri dikkate alındığında Türkiye Orta Doğu'da barışın ve birçok konumun anahtarı olabilecek ülkedir.